Merhaba. Bu kültür kavramı oldukça geniş bir kavramdır. Yani kültür savaşı diye bir laf var ortalıkta uçuşan. Kültürün de savaşı olur mu diye insan bir ilk ağızda düşünüyor. Yani kültür kavramıyla savaş gibi bir şey tam da yani birbirinin karşıtı olmalı diye. Ama oluyor. Nitekim yani bu işte şeyin demin Yasemin'in değindiği gibi Almanya'da ilk olarak bunun bir şeyini gördük. Gördüğü insanlık örneğini. Belli ki bir takım hassas yerlere yakın bir kavram bu kültür. Öyle olunca da savaşı oluyor. Yani anlaşılır bir şey. Birkaç şey söylemek istiyorum. Yani önce genel olarak kültür üzerine, oradan işte bu şeye şimdi içinde olduğumuz durum, yani bunun nedir şeyleri, temel özellikleri, oraya gelmek üzere. Bir kere önce şunu bir vurgulamak istiyorum. Bir yanda sanki bir maddi dünya var, birçok insanların şeye bakışına göre, hayata bakışına göre. Kültür de hani elle tutulmaz, oldukça da böyle narin, ince filan bir şey. Bir yani olan maddi gerçekliğin bir yansıması gibi algılanabilir. Ben kültürün buna göre daha maddi bir şey olduğu kanısındayım. Üretilen bir şey olduğu kanısındayım. Ama maddi, maddi deyince taş, toprak, tahta gibi klasik fizik anlamında kafana kültürle vurursan işte kafan yarılır, böyle düşünmüyorum. Ama mesela hani lazer ışını falan gibi, yani böyle tutup da elimize alamadığımız ama sonuçta maddi olan ve maddi sonuçlar yaratan, yani bir düşünce ortalığı birbirine katabilir falan filan. Bu anlamda maddi bir şey olduğunu düşünüyorum ve o çerçevede bu konuşmayı da düşünüyorum. Kültür bir medeniyet ve kültür şeyi çıkar karşımıza. Yani o oldukça yakın kavramlar. Mesela ben işte üniversitede Batı medeniyeti tarihi diye bir ders veriyorum. Bunu Batı kültürü tarihi diye verseydim gene aynı anlama geliyor gibi kabul edilebilirdi. Ama daha yakından bakmaya başladığınızda medeniyetle kültür arasında bir takım şu bakımlardan bu o bu o falan diye bir ayırabiliyorsunuz. Daha da değişik şeylerden, paradigmalardan baktığınızda, şimdi birazdan o konuya geleceğim, iyice birbirinden ayrıştığını düşünebilirsiniz. Medeniyet ve kültür deyince şey daha böyle bir gerçeklik düzeylerinden ayırmış oluyoruz. Bunun gibi bir de aynı toplum içinde diyelim, şeyden daha çok söz ediyorum, modern diyeceğim ama yanlış, modern olmayan toplumlarda da bu ayrım vardı. Yüksek kültür, alçak kültür diye ayırabileceğimiz bir şey var. Bu daha çok bir kültür antropolojisinin şeyi, terimi diyebiliriz. Yani işte adam haftada bir operaya gitmeden edemez, işte 8 dil bilir, çok kültürlüdür falan diye bir şey. Orada kültürün işte K'sı büyük harf falan, hepimizin bir şekilde özendiği falan bir yüksek şeye işaret ediyor. Fakat kültür bu değil. Yani ille bu hakikaten büyük harfle yazıp biraz ayırmamız gereken. Şimdi medeniyet ve kültür demiştim demin. Medeniyet içinde olmayan çeşitli toplumlar olabilir. Medeniyet dediğimiz bir gelişkinlik düzeyine erişmemiş ama kültürü olmayan bir toplum olmaz. Yani kültür sonuç olarak bir hayat tarzıdır. Kendine göre bir değerler sistemidir deyip hemen arkasından dipnotu sistematik olmayan bir değerler sistemidir demeli. Çünkü kendi içinde bir sürü çelişkiler, şunlar bunlar taşır kültür. O bakımdan da kolay kolay sistematik olamaz.
Yani mesela bilim her zaman sistematik olmaya gayret eder, elinden geldiği kadar, zaman zaman da başarır diyelim, ama kültürün böyle bir şeyi yoktur. Yine antropolojik bir şey mesela, medeniyet öncesi toplumların şeylerini, manevi dünyalarını anlatan bir terim olarak yine kullanılıyor. Mesela Polinezya medeniyeti diyecek olsak, Polinezya medeniyeti neymiş biraz irkiltici gelebilir, ama işte Polinezya kültürleri dediğimizde işte falan adalarda, filan adalarda, şurada burada yaşayan insan, her birinin bir kendine göre bir kültürü var. Onlar öyle evleniyor, bunlar böyle evleniyor vesaire vesaire. Yani böyle birçok kendi içinde şeyleri olan, ayrımları olan bir kavram. Ama şimdi bu tekrar şeye geleceğim, medeniyet kültür konusuna. Bu girizgahı da bitirmek üzere. Alman tarihçi Mommsen, 19. yüzyılın önemli bir tarihçisiydi. Bunun bir cümlesi var. Medeniyetimizin kültürümüzü boğmasına izin vermemeliyiz, diyor. Şimdi burada birdenbire yani medeniyetle kültür biri öbürünü boğabilen bir hasım haline geliyor ki, bunu benim okuduğum, ben Mommsen okumadım, Almanca da bilmem, Brodel'in kitabında, Fransız Fernand Brodel'in kitabında gördüm, okudum. Brodel bir Anglo-Sakson için, bir Fransız için bu şaşırtıcı bir cümle. Niye benim medeniyetim kültürümü boğacak, bunlar aynı şey değil mi diye bakar, diyor. Ama Mommsen'da böyle bir şey, o da Alman yani. Biz Türkiye'de epey alışığızdır, Batı deriz. İşte Amerika'dan Viyana'ya kadar en azından, hatta bazen daha da yakınlara gelebilir. Hepsi Batı, aynı. Halbuki hiç aynı falan değildir şimdi bu Mommsen'in lafının da gösterdiği gibi. Bence sanayi devrimini şey yaptığı için, kömür ve demirin bol çıktığı İngiltere, Kuzey Fransa, Belçika vesaire falan yaptığı için, o bunu yaparken Almanya'da hala bir kıpırtı ve bir milli birlik olmadığı için medeniyet dendiğinde Mommsen oralardan gelen işte trenden bilmem neye kadar, aklınıza ne, çünkü medeniyetin her zaman bir daha maddi bir yanı var, kullandığımız alet, edevat, teknoloji falan, bunlar hepsi medeniyet kavramının içine sığıyor. Bunların işte Almanların bilmem kardeşlik duyguları, vatan sevgileri, neyse kültürden anladığı bu şeyler, teknolojik yenilikler, imkanlar vesaire gelip bizim kültürümüzü boğmamalı, diyor Almanya'daki adam. Şimdi biz tabii Türkiye'de, Rusya'da vesaire, yani bu batılılaşma gereğini duyan, ama nasıl batılılaşacağız? Batılılaşırken kendimizi ihanet mi edeceğiz? İşte Mommsen'ın dediği gibi medeniyet gelecek, kültürü boğacak mı? Daha uzaklarda İran'daki adamlar, Çin'deki, Japonya'daki adamlar. Nitekim hani Japonya bizim için hep bir şey olmuştur. Yıllarca Türkiye'de işte Japonlar gibi yapmak lazım bu işi filan diye konuşulmuştur. Niye? Çünkü işte kimonosu giyiyor, bilmem ne yapıyor, ama demir yolda yapıyor, uçakta yapıyor falan filan. Yani bir Batı medeniyetini alıp Japon kültürünü koruyor. Bu da işte aslında Türkiye'de becerilme derecesi tartışılır ama en azından düşünülmüş bir şey. Çünkü işte Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet kitap, kültür ve medeniyet tam da bunu anlatıyor. Yani Türkiye'nin de şeyi, sadece Türkiye'nin de değil, yani bu batılılaşma denen meretle karşılaşmak durumunda kalan bütün dünya, ki bu bütün dünya sonuç olarak ister istemez, böyle bir sıkıntı, böyle bir sorun duymuş. Duyulmayacak gibi değil, çünkü yani şimdi bir hayat yaşıyorsun, birdenbire diyorlar ki sana, bu senin yaşadığın hayat yanlış, böyle yaşayacaksın bundan sonra. Zor, son derece tatsız falan bir iş. Ve tabii buna en erken maruz kalan insanlar dünyada, Batı dediğimiz o şeye, coğrafi bölgeye en yakın
yaşayan insanlar. Dolayısıyla Osmanlı, işte Rusya aynı zamanda aynı zamanda olmasına rağmen arada bir önemli fark var. 1700'leri her ikisinin de batılılaşma başlangıcı olarak alırsak, yani orada işte Petro'nun çar olduğu, burada ise Lale Devri ile bir şey ilk batılılaşma hareketi yukarıdan aşağı bir takım girişimlerin olduğu bir zaman arada çok önemli bir fark var. Osmanlı batılılaşmak gereğini duyuyor. Bulunduğu yerde kalabilmek için. Yani tutunup bir yerde durmak. Onun için de bu batılı dediğimiz adamların alet edevatını, düşünce tarzını falan almamız lazım. Rusya ise ileriye gitmek için bu gereği duyuyor. Yani orada da bir iyimserlik hakim diyebiliriz. Bizde ise bir yenilgi korkusu gibi daha bir şey, defetist bir şey, ruh hali hakim. Ama yani sonuç olarak başka yerlerde de hep gördüğünüz gibi bu işte o zaman Hars ve medeniyet şeyiyle kültürün karşılığı da yok. Osmanlıca'da yani Hars kavramını Gökalp icat ediyor. Başka da bir şey. Yani kavramını da Gökalp icat etmek zorunda kaldı. Mefhum, ifhamdan işte mefhum diye bir şey. Yani Arapça kelimeler buluyordu Ziya Gökalp. Arapça'da yoktu bunlar. Yani Araplar bilmiyordu. Mefkure falan filan. Gene o batılılaşma dediğimiz olayın sonuçları. Yani yeni bir kavramsal dünya gerekiyor. Yok insanların kafasında. İşte bir yolunu bulup icat edeceksin. Yani kelimeleri bulmaya başlamaktan aletleri kullanmaya, ondan sonra adetleri yerine getirmeye uzanan bir ucu bucağı olmayan bir şey. Nitekim şimdi bütün dünyada bu batılılaşma lafı da şeyden düştü, itibardan düştü, modernleşme diyoruz. Çünkü batılılaşma değil gibi belli bir yer gösteriyoruz haritada. Modernleşme deyince bunun bir şeyi yok. O anlamda bir sahibi yok. Yani taklitçilik, maymunluk yapmıyoruz modernleşme yaptığımız zaman. Şimdi dolayısıyla yani bu şey Ars medeniyet işte Lale Devri'nden başlayan 19. yüzyılda tabii çok daha işte derinleşerek giden ve hala içinde olduğumuz bir süreç. Bunun tuhaflığı yani bu batılılaşmak veya modernleşmek, o laşmak leşmek kısmı var ya işin. Yani bu bir permanan değişmez bir durum halinde. Bir türlü batılı olmuyorsun, habire batılılaşıyorsun. Sonu gelmeyen bir şey, bıktırıcı bir şey dolayısıyla. Biz de yani bunu yaşayan en erken başlayarak üstelik daha şeyde Moğolistan'da adamlar böyle bir olay olduğundan haberdar olmadan çok önce biz bu işin içine girmişiz. Yani burada var olan hala var olan bugün de gene hayatımızı birçok yönden etkileyen bir süreç. Şimdi bugünlerde bu lafın tekrardan bir şey, yani kültür savaşı, bir de savaş kavramının da eklenmesiyle bir şey, yeni bir anlam kazanması şeyle oldu. Yani AKP iktidarı ve orada şeyin Erdoğan'ın aldığı tavır, ama Erdoğan bu alacağı tavrı önce İstanbul İl Başkanı sırada olan Babuşçu muydu adı, ona söyletti. Adam şey dedi işte, yani mealen, hani ezberimde yok ne söylediği, ama
Ben şimdiye kadar bu işte soldaki moldaki adamlarla böyle beraber bir şeyler düşünüyormuş falan gibi yapıyorduk. Bu artık bitiyor. Yani bizim sizden öğrenecek bir şeyimiz yok. Bizden olmayanlarla. Onun için biz yolumuzu burada ayırıyoruz dedi. Ondan sonra da bunun arkası işte genel bir batı karşıtlığı vesaire olarak geldi. Halen de devam ediyor. Bu bana şunu düşündürtüyor. Aslında bu modern dünyada diyelim, son devirde diyelim. Yani bu Huntington falan çıkıp şeyden sonra Sovyet komünizmin çöküşünden sonra medeniyetler çatışması falan dedi ve onunla birlikte hakikaten bir sürü olaylar başladı. Burada ilk Hümeyni'yi ben düşünüyorum. Ve Salman'la ilgili meşhur şeyi, fetvayı. Ve şöyle yorumluyorum, değerlendiriyorum bu olayı. Şimdi anlatmaya çalışacağım şekilde. Salman bunu yazdığı zaman bu işte Pakistan'da şurada burada bir şey, bir nefret konusu vesaire oldu. Ama ve lakin her yerden önce İngiltere'de. Ama İngiltere'de yaşayan özellikle Pakistan şeyi, azınlık toplulukları arasında hadise oldu. Müslümanlar son dönemlerde onlar da yani bu modernizmle karşılaşma şeyleri içerisinde en çok ne diyeyim yani duygularının titreşim geçirdiği alanlardan biri kadınlar. Kadınların denetimi. Bu modern dünyada bu işte malum şeyler içerisinde kadınları nasıl zapturapt altında tutarız diye bir ciddi sorun var. Şeytan ayetleri diye de bir şey çıkınca karşılarına, ya Kur'an'da bile şeytan ayeti mi var? İşte Kur'an'da böyle yazıyor falan derken şeytanın ayeti olmasın. Bir takım böyle bir şüpheler müpheler. Fakat bunun gerisinde yatan şöyle bir sorun var. Yani İngiliz sulu, İngiliz demokratları diyelim, Britanya demokratları diyelim. Bu hani Huntington'ın işte çatışma falan gibi tezlerine karşı çıkan adamlar. Ya bu tolerans falan dediğimiz şey iyi hoş da yeterli değil. Yani nedir tolerans? Orada işte bir adam var şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben de ona boş vereceğim. Yani görmüyor gibi yapacağım. Bu yeterli bir şey değil. Bu insanlar nedir? Niye öyle yapıyor? Onların değerlerinden belki benim de alacaklarım var. Halbuki ben tanımıyorum, gidip bakmıyorum, konuşmuyorum filan diye bir dalga çıkmaya başlamıştı şeyde. Sadece Britanya'da değil yani çeşitli. Yani bu göçü alan ve kendilerinden farklı insanlarla tanışan Batı demokratları, solcuları diyeyim. Hümeyni buraya ateş etti. Yani bu yan yana gelen, konuşan, birbiriyle bir alışveriş yapan insanları hayır. Çünkü yani Salman Rushdie işte bir roman yazmıştır. İşte orada küfretmiştir. Dolayısıyla öldürülmelidir diye bir önermeyle ortaya çıktığında Batı dünyasından herhangi bir demokrat adam gelip yani işte bu da bir değer tartışalım falan diyemez. Yani burada biter şey. Diyalog imkanları, konuşma imkanları falan. Burada biter. Ve yani ondan sonra hani şeyin işte New York'taki ticaret merkeziydi, şuydu, buydu. Yani bu tür şeyler, büyük çapta eylemler de sürekli olarak bu Doğu ve Batı'nın mı diyeceğiz işte Müslümanlar ve Batılılar mı diyeceğiz ne diyeceksek bu insanların gelip birbirleriyle bir alışverişte bulunabilecekleri forumları uçurmak gibi bir şey başladı. Ve bunu şimdi Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla var olan rejim yapmakta, benimsemiş durumda.
Ve yani tabii Batı ve biz diye girince lafa, en azından ilk şeylerini, örneklerini Lale Devri'nde vermiş ama işte 1826 bana göre Yeniçeriliğin ortadan kaldırılması vesaire, oradan beri gelen ve yani artık işte mesela 100 numara dediğimiz yer insan hayatının oldukça özel kalması gereken bir kısmının geçtiği mekanında bir Alaturkası var, bir Alafrangası var. Yani her şeyi yapmanın bir Alaturka usulü, bir Alafranga usulü falan gayet kökleşmiş. Yani insanların kromozomlarına bir şekilde işlemiş hangi taraftan neyin alası olursan ol. Dolayısıyla yani bunu bugün tekrar gündeme getirdiğinde sorunu var bir toplumdan alacağı bir cevap, bir destek vesaire, bunlar var. Ve şimdi burada bir başka meseleyle de karşılaşıyoruz. Türkiye'de sınıflaşmanın da kendine özgü bir şeyi var. Tarihi ve biçimi var. Yani sınıflaşmayı özellikle de yani işte böyle sol kitaplarda, Marksist kitaplarda falan okuduğumuz zaman örnekler Batı'dan gelir. İşte feodal orta çağ vardı, aristokrasi vardı derken işte şöyle oldu, böyle oldu, burjuvazi çıktı. İşte o zaman burjuva mülkiyeti önem kazandı. İşte bir burjuva sınıfı, burjuva sınıfının yaptığı üretim proleter sınıfını çıkardı falan gibi bir genel, yani şeyde oldukça uyan, Batı toplumlarının tarihi evrimlerine, gelişmelerine de oldukça uyan bir açıklama şeması vardır. Şimdi Türkiye'de tam böyle bir durum yoktur. Özellikle de mesela Londra gibi bir kenti düşünün, Paris gibi bir kenti düşünün. Bunlar 19. yüzyılda bugünkü şekillerini almışlardır sanayi devrimi ile birlikte. Ve sınıfsaldır. Yani işte bilmem Bastille'de şunlar oturur, bilmem Republic'de bunlar oturur, Pantene'de de proleterler oturur falan filan gibi. Yani mekanın paylaşımı, şehir olan mekanın paylaşımı sınıfa göre olur. Çünkü gerçekten Batı'da sınıf hayatın bütününü şey yapan, düzenleyen bir şeydir, çok belirleyici bir fenomendir. Türk mahallesini düşünün, İstanbul'daki mahalleyi. Mutlaka bir paşa vardır. Muhtemelen daha birkaç tane de vardır. Onun konağı vardır bahçe içinde falan filan. Fakirler vardır, bayağı fakirler vardır. Ama bir de en şişkin orta tabaka adamlar vardır. Şimdi paşa çocuklarını sünnet ettirecek. İşte bahçesi filan da var. Ayda bütün mahalle davetli. Karagözcü gelir, orta oyunu gelir, bilmem ne. Aynı esprilere gülünür. Aynı değerler paylaşılır. Yani şey, etnisiteye göre bizim buralarda şeydi, paylaşılır mekan, paylaşılır. İşte Yahudilerin oturduğu yer, Rumların oturduğu yer, hatta yani Türk Müslümanların oturduğu yerde işte Aksaray, Çarşamba falan gibi isimlerini hala görüyoruz. Onlar o bölgeden gelip. Aksaray'da beyaz bir saray falan yok. Nide Aksaray'dan gelen adamlar gelip oturmuşlar. Şeyi ayırıyor. Yani klasik Osmanlı devlet reaya olarak kabaca ama bütün toplumu nerede olduğunu bildirecek, duyuracak bir şekilde bölmüş, ayırmış. Şey var. Batı'daki gibi feodalite olmadığı için bizim geçmişimizde yok o düktür işte ben baronum ben onu bilmem ne falan böyle şey kast halinde ayrışmamış toplum. Sosyal mobilite, mobilizasyon dediğimiz şey vardır. Yani merdivenden sürekli inenler vardır, çıkanlar vardır. Ama sonuç olarak elite girmek eğitim işidir. Eğitim
dediğimiz zaman da kültür demiş oluyoruz ister istemez. Hani işte divan edebiyatımı, halk edebiyatımı falan filan diye geçmişimizde bir sürü kuruma falan baktığımızda hep bu temel ayrımı görürüz. Şehirlerdeki elitlerin dar bir elit grubu işte kültürü, şusu busu ve geri kalanların şeyi. Ha bunun dışında tabii bir de etnik ayrımlar var ki bunlar özellikle 19. yüzyıla geldiğimizde milliyetçilik bir anlamda önemli bir ideoloji haline geldiğinde o zaman bunlar şeyleri insan kümelerini birbirinden ayırıyor etnisite ve din. Daha önce olmadığı kadar belki ayırıyor. Onun için de bu işte milliyetçiliği yakınlarda çok ilginç bir şekilde inceleyen Benedict Anderson, onun bu şeyi anlatırken modern ulus devletlerin oluşumunu print revolution dediği, yani matbaa devrimi dediği olay var. Matbaa icat olunmuş, yayınlar çıkmış. Yani Fransa'da işte herkes Fransızca biliyor, Fransızca okuyor. Ama Almanya dediğimiz yerde, daha Almanya dediğimiz ülke yokken bir ortak Alman kültürü var. Ortak Alman dilinin çevresinde örgütlenen. Bizde bu olamıyor çünkü yani işte Rum, Yahudi, Ermeni, işte Sırp, Bulgar bilmem ne falan filan onların bir ortak dili yok. Ve dolayısıyla bütün bu şeyler, cemaatler kendi içlerinde kendi şeylerini, sorunlarını yaşıyorlar. Diyeceğim neyse bütün bunlardan sınıf ayrımını yapan bizim Türkiye'de şeydir, eğitimdir. Yani çünkü o elit olmak için işte Enderun'du bilmem neydi falan belli bir eğitim alarak gelirsin. Bunlar asker sınıfını oluştururlar ve Osmanlı'daki kullanımıyla asker bugünkü gibi sadece militer demek değildir. Bütün devlet kadroları askerdir. Yani Urfa valisidir adam, asker sınıfındandır. Üniforma giymesi gerekmez. Peki asker olmayana ne derler? Başı bozuk derler. Yani sivilin, işte Batı dillerinde sivilizasyon falan filan diye medeniyeti oradan çıkarmışlar falan o kökten. Biz de yani şey Enderun'dan gelmeden general vesaire vali falan olan adama başı bozuk paşası, işte İbrahim Paşa falan gibi bir şey kullanılır. Şey işte yani farklı medeniyetler, farklı kültürler. Bunlar da şeyin zuhur edişi, bir takım değerlerin zuhur edişi. Bunu yakın zamanda şeyi hatırlarım, Oğuz Aral'la biz sevişirdik çok gırgır çıkarken. Oğuz da meraklı, anketler yaptırır falan filan. Ama böyle hani dar anlamda yani gırgırı kim okuyor da işte neyi beğeniyor. Dan biraz daha şey yani bu memleketin sosyal tabanı nedir falan gibi. Mesela bana şey anlattıydı, ankette en zengin kesimle en fakir kesim arabesk müziği sevmekte birleşiyorlar. Şimdi bunu gene İngiltere'de, Amerika'da falan insan kolay kolay göremez. Yani orada şey sınıfa göre sınıfın tükettiği kültür farklılaşır. Bu en zengin ve en fakir aynı şeyi alıyorsa işte o dediğim şey devam ettiği için toplumsal mobilizasyon. Adam yani belirli bir kültürle diyelim işte benzin istasyonu açtı, 3 gün sonra bilmem ne derken şeye girdi. Bugünlerde hele bir iki de inşaat koparırsa tamam şey vaziyet. O ve o imkanları sağlayamamış olan diyelim çocukluk arkadaşı şey bakımından parasal olarak yani şey sınıfları ilk olarak bunun ayıracağını düşünürüz. Evet yani hem bu tür bir sınıflaşma var hem de kültürel bakımdan baktığın zaman şey para ve statü şeyi yapmıyor. Yani hangi kültürün tüketicisi olduğunu şey yapmıyor, getirmiyor.
fark ettirmiyor. Şimdi böyle bir ayrım olunca, Osmanlı'dan gelen böyle bir ayrım olunca, bu tabii böyle bir toplumun siyasi yapısını da belirleyecek. Yani Osmanlı'nın son demlerindeki batılılaşma çabaları Cumhuriyet'e devam etti. Hatta radikalize olarak devam etti. Ama şey olarak sosyal yapı ve yani sürecin işte orasında, burasında, şurasında duran kişiler falan, kimdir bunlar, nereden gelirler falan, bu gibi şeylerden baktığımızda uzun boylu bir fark olmadı. Dolayısıyla bu şimdi bir yani batılılaşacağız deniyor. Bunu kaç kişi anladı? Ya da batılılaşmaktan ne anladı? Şimdi bu ister istemez bir küçük bir tabaka. Ve işte şey, açılan okullar vesaire falan da uzun bir zaman biliyorsunuz işte Tanzimat döneminde falan bir dualite var Osmanlı toplumunda. Yani işte Atatürk'ün hayatını falan yazıyorlar. İşte ilk mektebe göndermişler. Orada işte falaka olmuş falan. Oradan çıkmış. Adını unuttuğum bir başka adamın okulu varmış. Oraya gitmiş. Ondan sonra da bu devam eder. İşte Şeriye Mahkemesi vardır. Bilmem ne mahkemesi vardır. İşte derken 1860'larda şey açılmıştır. Galatasaray açılmıştır. Mülkiye açılmıştır. Oralardan geçen insanlar da toplumun yönetici elitini, seçkinler sınıfını oluşturmuştur. Bu tanımı gereği ve yapılaşması tarihi gereği sayıca küçük, eğitimi görece yüksek toplumun ne olduğu ve ne olması gerektiği konusunda kendilerine göre sağlam fikirleri olan, kolay kolay değişmeyecek fikirleri olan bir küçük kast oluşturuyor. Bunun yani nasıl bir siyasi rejim yaratır? Şimdi yani elit ve avam şeyi devam ettiğine göre, temel ayrımı devam ettiğine göre bir takım şeyler içindeki ögeler değişerek bunun çok demokratik bir rejim olmayacağı belli. Yani bu bir şey. Son zamanlarda hep bunu söylüyorum. Yani topluma bir talimat veriliyor diyelim. Batılılaşacağız deniyor. Şimdi normal olarak beklersiniz ki madem ki böyle bir sürece giriyoruz, toplum bu sürecin öznesi olmalı. Öyle mi? Yani bakıyoruz hayır. Yani toplum bu sürecin nesnesi. Yani devamlı ona batılı ol diyen, ikide bir de olamadın hala diyen, niye olamadığını anlatan falan bir şey var ortada, bir elit var. Bu hani tarihte Fransız devriminden beri Jacobin diye bildiğimiz bir insan tipi, bir siyasi şey olaya katılan ve otoriter bir rejim gerektiriyor. Otoriter rejim deyince faşizm diye bir şey var. Bu faşizm değil. Yani bizim buradaki hikaye. Askeri diktatörlük desek. Çünkü şey var. Yani askerin önemli bir yeri var bu dediğim elitin içinde. Asker olmasa, asker bu kafada olmasa bu da olamaz zaten. Yani böyle bir şey yürüyemez. Ama bizim devamlı içinde yaşadığımız rejim bir askeri diktatörlük mü? Değil. Yani tabii 1960'tan başlayarak askeri darbeler gördük. Ama askeri darbeler hep geliyordu işte radyodan bize. Merak etmeyin, bir iki yıla gidiyoruz diyorlardı. Fazla fazla kalmayacağız, şey yapmayın, korkmayın diyorlardı. Yani dolayısıyla böyle bir şey, yani bir ikili bir vaziyet ama askeri diktatörlüğe de ulaşan bir şey değil. O zaman bu otoriter burjuva yönetimleri modern dünyada arasında bonapartizm kalıyor.
sanırım Türkiye'nin yakın zamanlara kadar devam eden şey, rejim biçimi, bonapartizm dediğimiz biçim. Bunu şeyler Fransa'dan, tabii Bonapart'tan çıkmış bir şey ama meşhur birinci Napolyon Bonapart'tan değil, onun karikatürü olan yeğeni üçüncü Napolyon'dan çıktı. Çünkü burada işte 1848 ihtilali oldu. İkinci Cumhuriyet kuruldu. Cumhurbaşkanlığına bu adam seçildi. Ondan sonra da 2 yıl sonra kendini imparator ilan etti. Yani o Cumhurbaşkanı'nın imparator olması çok sık rastlanan bir olay sayılmaz. Zaman zaman oluyor ama. Şeyde İtalya'da Sezarizm derler falan, yani işte kim şeyi bellemişse kendi tarihinde, yani bu dediği dedik, her şeyin doğrusunu bilir adam. Bismarckizm derler bir takım yerlerde. Bu da nedir? İşte bunu Marx çok güzel anlatır aslında. Yani şey, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'di değil mi? 18 Brumaire kitabında. Yani işte o söylediğim 48 ihtilalinden sonra bir türlü nereye oturacağına karar veremeyen bir Fransa. Her sınıfın kendi talepleri var, istekleri var, bilmem ne. O kimse kabul ettiremiyor öbürüne. Kendi şeyinin daha doğru olduğunu, çünkü değil zaten kimse, doğru moru yok ortada. Bu patırtıda Louis Bonaparte, ben sizin hepinizi şey yaparım, temsil ederim mesajını inandırıcı bir şekilde zaten zorda olan topluma duyurabiliyor ve gelip bunların tepesine oturuyor. Yani bizde de bu işte darbeler özellikle gelir. Bir darbe tipi bakanlarımız olurdu bizim, hatırlarsanız. Şimdi yani darbe olunca adamları bilirsin toplumda. Yani Sadi Irmak bir bakan olabilir. Yani başbakan olması da işte başka bir bakan olabilir. Böyle bir şey, kesim var ortada. Bonapartizmi onlar uzmandırlar. İşte konularını iyi bilirler. Nihat Erimler falan filan, böyle bir şey var. Bir hazine var yani. Bonapartist bir sarnıç gibi bir şey var yani, oradan alıp devam ettiriyorsun. Ondan sonra gene işte bir malum şey partilere kalıyor. Ve partiler işi bozuyorlar. 10 senede bir gelip tekrardan bir Bonapartist çözümle durumu düzeltmek gerekiyor falan. Şimdi bu şey rejim işte o temeldeki şeyi, ikileşmeyi, dikotomiyi yansıtan siyasi yapı şeyle birlikte, AKP ve Tayyip Erdoğan'la birlikte değişti. Yani oldukça da radikal bir şekilde değişti. Bu şimdi İslami ideolojiye en fazla yaslanan bir iktidar. Herhalde bunu kimse itiraz etmez. Aynı zamanda bütün söyleminde ve şeyinde, fiiliyatında, eyleminde popülist dediğimiz şeylere, unsurlara bir aile bol yer veren bir şey. Bir miktar karma bir ideolojiyle, pür popülist diyemem, pür İslamist diyemem. Zaten pür İslamist veya yani pür bir şey yok. Yani bütün bu ideolojiler sürekli bir şey halinde, bir dalgalanma, bir karışım, bir melezleşme vesaire halinde. Yani ögeler birbirine giriyor, renkler değişiyor, bilmem ne. Yani işte genel tonu diyelim işte daha yeşilken daha mavi oluyor, daha kırmızıyken daha kahverengi oluyor falan. Bu böyle bir ucu bucağı olmayan bir süreç. Şimdi popülist olan iktidar yani popülizmde şöyle bir şey var. Bunu da en
inandırıcı ve sağlam kanıtlara dayanarak benim okuduklarım içinde bu Ernesto Laclau söyledi. Öleli birkaç yıl oluyor. Arjantinli olup da şeyde İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde ders veriyordu Ernesto. Toplumun gerçekten ihmale uğramış bir kesimini, bu memleketin asıl sahipleri sizsiniz ama bakın size ne yaptılar. Hiçbir imkan tanımadılar sizi, şey gibi, uşak gibi, köle gibi kullanıyorlar. Oysa siz her şeye layıksınız diyen bir tarafı olması gerekiyor popülizmin. Ve bunu tabii şey yaptı. AKP ve Erdoğan bunu yaptı. Dolayısıyla arkasında bir kitle tabanı diyebileceğimiz bir şey var. Genel olarak şimdi mesela burjuvazi. Yani bunların tabii ayrıntısına girersek laf bitmez. Ama işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında işte bir burjuva ekonomi yaratmak çabaları da arttı. Bu da bak nasıl olur? Sermaye birikimi, hadi kardeşim birikte şu sermayeni de seni burjuva yapalım demekle olmuyor. Tekelci devlet kapitalizmiyle yaptılar bunu. Uzatma pahasına bir örnek vereyim. Meşhur Ahmet Hamdi Başar hikayesidir bu. Liberal iktisadın Kemalist Cumhuriyet'teki baş temsilcisi Ahmet Hamdi Başar. Liman şirketi diye bir şirket kurarlar. 7000 lira sermaye toplayabilirler. 5-10 ortak. 7000 lira o zaman bile bir matah bir şey değil. Ve bundan da 5000 liraya falan bir motor alırlar. Deniz motoru. Ama zaten güçleri sermayelerinde değildir. Tanıdıklarındadır. Giderler Ankara'ya, İstanbul Limanı'nı işletmek için. Tabii önce Ankara'ya gideceksin. Orada tanıdıklarıyla görüşürler ve liman işletmeleri tekel hakkını alarak gelirler. Ondan sonra o motorlarına binerek, o zaman gayet anarşik bir şey var. Gelen giden gemilere kömür veren şirketler, adı şirket kendine belli değil, işte su veren şirketler, onların indirdiği malları depo sağlayan şirketler, şunlar bunlar. Giderler ve derler ki kardeşim sen bu işi yapıyordun ama artık yapamayacaksın. Çünkü bak berat bizde. Adam tabii iki göz iki çeşme, işte beyim ne yapacağım ben, çoluk çocuk bilmem ne. Peki yani devam et ama her yıl bütün hasılanın %15'ini biz alacağız. Adam ne peki yani ne yapalım? 7-8 yıl sonra %15'lerden sadece bir tekel haline gelinir. İşte meşhur hikaye anlatılır. Ankara'da bir malbur gibi bir dükkan, iki tane şık hanım gelir. İşte çarşamba akşamı balo var. Bilet alır mısınız, almak ister misiniz? İşte geleneksel bir adam orada tezgahta. Yok evladım sağ ol, bize gitmez filan derken kapı açılır, genç bir adam fırlar. Tamam alıyoruz, iki tane alıyoruz filan der. O adam Vehbi Koç'tur. İşte falan filan böyle hikayelerle de illüstrasyonu yapılabilecek bir kapitalist gelişme. Ama yani kapitalizmi kuruyorsun bu tekelci adamlarla vesaireyle falan ama bir yandan da işte onların bayi teşkilatları, şunlar bunlar falan derken daha küçük boy, orta deste falan artık ne diyeceksek bir sürü başka iş adamı bilmem ne falan türüyor. Bunlar genellikle Anadolu'yu, Kayseri'de yok, Denizli'de hani şimdi de dediğimiz bu şehirler yırttı, Gaziantep falan filan buralarda böyle ve tabii saymadığım bütün öbür yerlerde şeyler başlıyor. İnsanlar muhafazakar. Yani dolayısıyla hakikaten baloya gitmiyorlar. Yani işte bilmem Bali Adası'na gidip bikini giymiyorlar falan filan yani gibi. Ama bir de böyle bir burjuvazi. Şimdi yani burjuvaziden burjuvazi beğen
dediğimizde şey AKP ideolojisi bu. Anadolu'nun işte bu şey MÜSİAD da örgütlenen burjuvazisinden yana şey de değil. İşte Koç Sabancı vesaire vesaire o şeyde erken burjuvazi şeyinde safında değil. Yani dolayısıyla yani popülizm yapıyor diyoruz ama yani zaten popüler bir şeyi var. Yani kendisi de yani dolayısıyla da bu şey yani rol yapmıyor yani tiyatro oynamıyor yani dilini biliyor, kelimelerini biliyor vesaire vesaire. Derdini anlatabiliyor, derdini anlayabiliyor. Bütün bunlar söz konusu. Evet, şimdi gelelim buradan şeye kültür savaşına. Yani bu kadar yıl oldu, bitti, geçti ve hala bu mu diye insan biraz doğrusu şey yapıyor, hayret ediyor ama evet bu yani gerçeklik dediğimiz şey de böyle oluşmuş bu toplumda. Ve yani burada önce şey olarak benim söyleyeceğim, yani işte adı Türkiye olan bir toplumda yaşamaya devam etmek istiyorsak bu ayrışmayı ortadan kaldırmanın yollarını bulmamız lazım. Ve birinin öbürünü şey yapması, underdog haline, yani tepesine vurulacak, işte sırtına çıkılacak biri yapmadan bu işi, tek toplum olmayı başarmamız gerekiyor. Yani yeterince uzun bir zaman adeta iki ayrı millet olarak yaşadık bu şeyde, Türkiye'de. Yani bunun içinde daha büyük şeyler de var. Daha büyük olmayan belki şeyler, yani Kürt ve Türk diye bölünebilir Türkiye. Alevi, Sünni diye bölünebilir. Yani şeyler var, kolay kolay bir araya getirilemeyecek. Bakın kardeşim, siz ikiniz kardeşsiniz filan dendiğinde, ya sahi öyle mi diye matrak geçecek çok sayıda insan var bu toplumda. Tarih boyunca da bu gibi şeyler körüklenmiş. Şu şekilde, bu şekilde, şu çıkar için, bu çıkar için. Ama bu şey laik, işte Müslüman ayrımı, hele artık işte bu son dönemde görüyoruz ki bayağı her şeyi altına alacak ve ezecek derecede büyük bir şey, ayrışma kaynağı olarak duruyor orada. Ve yani bugün kültür savaşı dendiğinde sanıyorum çoğunluğun anladığı, yani hangi kültürü hakim kılacağız? Kültürü hakim kılmak için bunu hakim kılacak kadrolar, siyasi mücadele, şunlar bunlar lazım. Benim görebildiğim, daha doğrusu yani görmeye çalıştığım, görebildiğim falan söyleyemem. Ama olmasını umduğum şey, bir kere bu galebe çalmak şeyinden, temel fikrinden vazgeçmek. Bir kesimin öbür kesime zorla bir şey empoze etmesi ve bununla bir kültür birliği yaratma hayalini bir kenara bırakması lazım. Melezleşme. Bu melez lafı şöyle makbul bir laf değildir bizim şeyimizde, konuşmamızda. Hatta tam tersine, yani kalksan birbirinize melezsin sen falan desen, ne hakla bana hakaret ediyorsun falan diye şey yapabilirsiniz. Benim dilimde ama melezleşmek bir hakaret değil. Tam tersine insanlığın aslında yaptığı, bütün tarih boyunca yaptığı ama yaptığının da farkında olmadan yaptığı bir şey. Yani insan etkileşimleri olmadan ne medeniyet olur, ne işte kültür olur, bir halt olmaz. Ve her zaman bu melezleşmeler oldu. Yani insanları ıssız adalarda yaşatamayacağına göre yan yana gelip konuşmaya başladığı anda da alışveriş başlar. Sen ondan öğrenirsin, o senden öğrenir. Bunun şeyini önce zihnimizde bize aşılanan ideolojik zindandan çıkıp kim karşımdaki, ne diyor, niye öyle diyor,
Bunları şey yapmamız lazım. Şimdi bir mücadele konusu haline getirildi bu. Sen, ben, o, yani bizler yapmadık bunu ama bu yapıldı bu memlekette. Şimdi buradayız. Upuzun bir süreç. Bugün hayatta olan insanlardan önce başladı zaten. Yani. Ben burada şeyi bir kutup olarak görüyorum. AKP ve AKP içinde Erdoğan'ı. Çeşitli yazılarımda da yazdım. Yani Erdoğan'ın şeydi, kendi partisinde de bir iktidar tekeli kurmasından bu yana uyguladığı politikaların AKP'nin ve Türkiye'de İslamcı bir siyasetin mutlaka uygulaması gereken politikalar olduğu kanısında değilim. Başka türlü şeyler, siyasetler olabilir. Bugün de olabilir. Onların temsil edecek başka insanlar da var ama işte bugünün siyasi koşulları içinde şey, baton, orkestrayı idare edecek çubuk Erdoğan'ın elinde. Dolayısıyla bir kutup olarak onu görüyorum. Bir kutup olarak da şeyi görüyorum. Benim öteden beri çok bu hani solda bir yerlerde durarak mücadele ettiğim Türkiye'nin Kemalist şeyini, kutbunu meydana getiren kesimler, onların da elinde bir başka baton var. Bir başka parçayı da onlar bütün topluma çaldırmak istiyorlar. Şeyler de bazen tuhaf bir şekilde benzeşebiliyor yöntemler. Yani mesela nerede o doğuda bir yerde bir kaya mı varmış neymiş, hani güneş batarken Atatürk'ün profilinin gölgesi çıkıyormuş. Albaylar malbaylar kalkıyorlar gidiyorlar, askeri bando çalıyor orada. Selam duruluyor bilmem ne oluyor. Yani şimdi bunun herhangi bir şeyden hani batıl itikat falan filan diye o kesimin şey yapmadığı, haz etmediği davranışlardan ne farkı var bilemiyorum. Tabii bunlar daha hani işte kendi içinde bir mizahi potansiyel falan da taşıyan şeyler ama bir de yani işte sertlik, eleştiriye tahammülsüzlük vesaire gibi yerlerde de bu iki kesim arasında bayağı bir şey, sıkı bir alışveriş, bir yakınlık olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu iki kutbun da aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de bir kısım şeyden memnun olmayan insan, şu andaki iktidar yapısından, onun uygulamasından, ideolojisinden bir an önce bundan kurtulmalıyız diyen kesimin düşünce yapısında var olan şey, işte yine bugünlerde yazdığım gibi restorasyon kavramıyla açıklanacak şeyler. Yani bir zamanlar bizim iyi bir hayatımız vardı, ona dönersek sorunlarımızı çözeriz. Hayır. Ha, bu şeyde de yeni bir restorasyon, yani Osmanlı falan filan diye aslında tarih boyunca olmamış bir Osmanlı'yı şey yapan, bir ideal olarak işte önümüze sunan, daha da bir hani asr-ı saadete dönelim restorasyonu var. Bu restorasyonlar değil, bu memlekette şimdiye kadar yapmadığımız bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Benim gördüğüm bu. Yapmadığımız şey de biz işte demokrasi tabii ama yani bize göre de demokrasi falan gibi söylemler vardır. Hayır, yani bize göre deyip kuşa çevirmeden şeyi, demokrasiyi falan, neyse yani uluslararası evrensel çerçevede ne yaptığın zaman demokrat oluyorsan onu yaparak ve kendi tarihimizi aşarak varacağımız bir yer olmalı diye düşünüyorum. Şimdi burada birkaç şeyle bitireyim. İyi, o kadar şey yapmadım, uzatmadım. Birkaç örnek. Şu anda kuvvetler ayrımı ilkesini falan filan ortadan kaldırmış bir Tayyip Erdoğan var ve bir tek adam şeyi var, yönetimi var. Yani başka türlü açıklamanın bir yolu olabileceğini düşünmüyorum.
Dolayısıyla bu işte kültür alanına da şey yapılan, sıçratılan mücadelede bir taraf Erdoğan. Mesela ne diyor? Amerika'yı Müslümanlar keşfetti. Arkasından işte Küba'ya gidiyor, orada kolon görmüş, cami varmış. Yaparız yani. Siz söyleyin. Gene oraya bir cami yapalım. Şimdi kültür dediğimiz şey içinde ister istemez dünyayı algılama, gerçekliği algılama ögesini taşır. Bir de değerlerle yani toplumun etosuyla ilgili yani neyi değerli görüyor falan. Bu yanı vardır. Ama yani önce de bir şey bir yani dünya nedir? Ve de bir vereceği bir cevap olmalı. Şimdi bu dünya nedir? Ve vereceği cevap işte şey Müslümanlar keşfetti bilmem ne falan filan gibi. Şimdi bunları görünce tabii aklımıza şey geliyor yani daha önceki millet tanımları. Şey bilir misiniz? 31'de galiba 1931'de daha sonra Türk Tarih Kurumu olacak bir encümen kuruldu. İşte Yusuf Akçura, Ağoğlu, Agayev, işte çeşitli o zamanın şey, neydi kadının adı, tarihçi, Afet İnan falan. Türk tarihinin ana hatları diye bir 800 sayfa bir kitap yazdılar. Bundan 100 adet basıldı. Çünkü yani çok fazla adamın eline geçmesini herhalde istemediler. Ama mukaddimesinden binlerce bastılar ve okullara dağıttılar. Bu 800 sayfa içinde Osmanlı tarihi 50 sayfadır. 50 sayfanın 10 sayfası da Anadolu'daki beylikler faslıdır. Daha Osmanlı kurulmadan önce. Yani 800 sayfada 40 sayfa da Osmanlı meselesini halletmiş. Cumhuriyet Çin diye başlıyor. Abartmıyorum yani espri de yapmıyorum. Çin işte idare ederken kendince falan da işler bozuluyor, bir şeyler oluyor, tatsızlıklar oluyor derken bir ufak tefek seyrek sakallı bir adam beliriyor. Bu adam Konfüçyüs adında bir Türk. İşte bir takım kurallar getiriyor, bilmem ne yapıyor falan. Çin'in meselesi çözülüyor. Çin bölümünü bitiriyoruz, Hint bölümüne geçiyoruz. Orada da gene dünyada habire işler karışıyor. Türkler olmayınca. Bu sefer Buda diye bir adam geliyor. Onun metin içinde Türk olduğu söylenmiyor. Dipnotu var. Buda bilmem ne kabilesinden gelir. O kabilenin de Türk olduğu işte tarihçiler arasında sabittir falan deniyor. İşte böyle Roma'ya işte şeye Etrüsklere falan Sümerler, bankaları da var ya adamların, şey, Etilerin, Sümerlerin, Akatların, bilmem nelerin falan. Yani isterseniz bunları şey yapın, kardeşimiz Konfüçyüs'ü kucaklayalım, isterseniz Amerika'yı keşfeden Müslüman, onların adını da bilmiyoruz, onları selam çakalım. Bunlar birbirinden çok farklı değil. Yapma tarihi ve gerçeklikle ideolojinin şey yaptığı, onayladığı ve öne çıkarmak istediği bir takım değerleri birbirine karıştırarak sağlam bir kültür bilmem ne falan kurulmaz. Yani bu, birbirine yakın mı görüyorsunuz, aynı mı görüyorsunuz? Birbirine yakın görüyorum, aynı değil işte. Ama yani. Zamanında Karmaz Müslüman demiş. Zamanın o ünlü başlığı Karmaz Müslüman. Bir bakıma iyi çünkü yani iblisti diyeceğine demek ki bir yani bir şey yani ondan da alacak bir şey filan belki görüyor yani. Şimdi bu yani buna benzer sayılabilecek birçok şey var. Gerçekliği yani ben gerçekliğin ne olduğunu tayin ederim tavrıyla yola çıktığınız zaman işte yani Ermeni meselesi şöyle açıklanır bilmem Kürt meselesi de böyle açıklanır. İşte
falan mesele de böyle açıklanır, böyle gidilir. Buradan da bir kültür mültür çıkmaz. Şimdi yani biz iktidar olduk, şunu yaptık, bunu yaptık ama kültürel iktidarı ele geçiremedik sözünden başlıyor bu şey, tartışmalar. Kültürel iktidarı olmak isteyen insanların işi kolay değil. Çünkü bu bayağı çalışma gerektiriyor, şu gerektiriyor, bu. Yani sanatlar, manatlar, bunları şimdi mesela en basitinden hani şey de değil, dediğim büyük harfle yazılan kültürden çok da popüler kültüre yakın muhteşem Süleyman oynuyor televizyonda. Cumhurbaşkanı müdahale ediyor muhteşem Süleyman'a. Ve diyor ki yani o adamın hayatı savaşlarda geçti. Siz adamı sadece işte sarayda bilmem entrikayla gösteriyorsunuz. Ona göre şey dizi değişiyor bilmem işte. Süleyman neydi oynayan adamcağız ata binmeye başlıyor falan filan. Yani şimdi her şeyin içinde onun ne olması gerektiğini söyleyen falan bir cumhurbaşkanı ile yani o cumhurbaşkanının kültürel tezahürleri olabilir de yani kültürel iktidar falan olunmaz. Benim gördüğüm bu ille de hani şey diye söylemiyorum yani demin söylediğim lafı bir daha tekrar edeyim. Ben Erdoğan'ı İslamcı politikanın mutlaka olması gereken ve ne yapıyorsa İslamcı politika böyle gerektirdiği için yapan bir adam olarak görmüyorum. Yani, İslamcı politikanın başka biçimleri de olabilir. İnancımı korumak istiyorum. Şimdi yani mesela idamı geri getirmek gibi bir şey. Şimdi bu hani işte, idam bir sorun, işte Avrupa Birliği ne olur falan bunlar yani devletin adam öldürme hakkı istemesi, talep etmesi kendine. Başlı başına son derece önemli bir konu olarak görüyorum. Ve bunu biraz da simgesel olarak görüyorum. Yani bu, yani siz isteyin, işte ben hemen imzalarım söylemi var şey Erdoğan'ın. Yani beraber olacak, paylaşılacak, toplum istemiş olacak. Yani bu plebisiter demokrasi dediğimiz şey, işte popülizmin yönetim tarzı. Yani bir devamlı bir plebisit halinde bir toplum. Fiilen plebisit yapmasa da yani yöneten sanki topluma soruyor. Arkadaşlar bu memlekette alkol içilsin mi diyor. Mesela %52'si içilmesin. Alkolü yasakladım. Ne işte şey, halkın çoğunluğunun isteği. İdam olsun mu? İşte %55'i. Oh, tamam, idamı getirdim. Halkın istediği, demokratik. Yani bir kere demokrasi sadece her durumda çoğunluğun istediği değildir. Çok demokrasinin ABC'si içinde yani bilmemiz, öğrenmemiz gereken bir şey. Çoğunluğun istekleriyle azınlığın diyelim değerlerini anlamlı bir şekilde dengelemekle demokrasi olur. Yani bir yanda her konuda, olabilecek her konuda popüler talepler vardır. Olabilecekleri, olamayacakları, zor olanları, daha kolay olanları vesaire vesaire. Bir yerde de işte ya bu kadar üniversite, akademi, yok araştırma kurumu bilmem ne, bu insanlar bilgi üretiyorlar falan. Bunlar toplumda yok. O insanların o bilgilerinin de bir şekilde toplum hayatında bir güç olarak girmesi lazım. Bunların da olması lazım. Yani bunları dengelediğimiz zaman demokrasiyi de işletmiş oluruz. Sadece çoğunluk bunu istedi. Yapıyorum, alın size demokrasi demekle de olmayacak bir şeydir. Evet, diyeceğim sonuç olarak
daha önceki dönemlerimizde, rejimlerimizde vesairemizde de hiçbir zaman yeterince içselleştirmediğimiz bir hümanizm meselesi var. Şimdi ben ta yıllar önce Marksizm hümanizm değildir diye yazı yazdım. Şimdi bu kadar yıl sonra hadi gelin hep beraber hümanizm yapalım da demiyorum. Bu kadar basit bir olay değil. Toplumu analiz etmek için insan diye bir tanımlanmamış bir soyutlamadan yola çıkmaya ben şey yaptım, muhalefet ettim o tarihte. Althusser'in falan benim sevdiğim, beğendiğim adamdır. O zaman söylediği gibi insan her zaman önceden verili toplumsal bütün tarafından biçimlenmiş, yoğrulmuş bir varlıktır. Yani böyle insan özü filan diyebileceğimiz bir şey, tarih dışı bir şey yoktur. Ama hümanizm dediğimiz zaman bunları kastetmiyoruz. Hümanizm dediğimiz zaman insanları sevmekten, basit, bu kadar basit bir şeyden söz ediyoruz. Sevgiye dayalı bir ideolojiyle ve bir kültürle dünyaya baktığımız zaman da kimseyi idam etmek falan istemeyiz. Yani işte şu anda yürüttüğümüz çeşitli silahı merkez alan şeyleri, politikaları yapmadan önce ben bu işi müzakereyle bilmem neyle yapamaz mıyım diye bir esaslı bir şekilde takkeyi önüne koyup düşünmek lazım. Ama yani bu memlekette bu ahali böyle böylesinden hoşlanır. Ben işte ateş açarım, ben ne yaparım, onlar da beni destekler. Böylece gideriz. Yani iş burada bence. Eğer bir kültür savaşı varsa o zaman Erdoğan'ın ne yapacağı belli. Erdoğan'ın genel olarak Erdoğan'ın cephesinde duran ama Erdoğan olmayan insanların ne yapacağı çok önemli. Orada bu iş böyle olmamalı diyenler çıkacak mı? İnandırıcı olacak mı? Güvendirici olacak mı? Tabii burada anlattığım öbür hikaye, yani onun kendi problemleri saymakla bitmez. Ama yani buradan Frenkçe bir tabir kullanacağım, ne yapayım? Sivik. Yani sadece sivil değil. Çünkü sadece sivil bir objektif tanım. Yani ben asker değilim, işte bekçi değilim, polis değilim, sivil kıyafetle dolaşıyorum. Sivik, sivilliğin değerlerini kapsayan ve işte demokratik yaklaşımı her çözümün şeyi olarak kabul edilmesi gereken temeli olarak alan bir anlayış. Sorunlarımıza çözüm bulma çabalarımızda her zaman sivik değerleri şey yapmak. Bunu bir toplumsal kültür haline getirmek. O toplumsal kültürü de ayrıca birlik beraberlik diye bir bayıldığımız bir şey vardır, laf vardır. Yani birlik beraberlik gayet diktatöryel bir yaklaşım. Solcusu olacak, sağcısı olacak, öyle düşünen olacak, böyle düşünen olacak. Olması lazım. Yani olmadığı takdirde zaten bu dediklerim olmaz. Çeşitlilik olacak, farklılık olacak. Ama bütün bunlara rağmen birbirimize bir insanca saygı göstermeyi öğreneceğiz. Ve işte sorunlarımızı nasıl tartışırız? Nerelerde yan yana gelebiliriz? Nerelerde gelmeyiz? Gelmediğimiz zaman ne olur? Bunları bir kültür haline getirmemiz lazım. Zaman yani ben savaşçısı olmadığım bir savaşın içinde buluyorum kendimi. Ve bunu aşmanın yolu olarak da, bundan kendimizi kurtarmanın yolu olarak da söyleyeceklerim bunlar. Bir 15 dakika açtım şeyimi. Burada keseyim.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi soruları olan varsa alabilir sanırım. Çok yorulmadıysanız. Yok, ben yorulmadım da kim yapar o işi, ben mi yapayım? Sorumuz varsa ayrıca yan odaya da çağrı yapalım. Soru soracaklar. İşte onu diyorum. Yani sen sor, ben sor falan. Orkestrasyonun. Ben Şimdi o dizi meselesinden aklım Abdurrahim'de gitti. Belediye'deki Abdurrahim dizisine gitti. Yani Erdoğan'ın yeni Neo Abdurhamit, daha sonra Abdurhamit gibi olmak, Abdurhamid'i hem profil olarak hem söylemleriyle hem de fenomen olarak ya canlandırmak istediği, en azından kişilerin zihninde canlandırmak istediği gibi bir şey dolaşıyor. Özel Batı'da da mesela Abdurhamid dizimine sanki kaydığı, o istibdat rejimine yavaş yavaş kaydığı söyleniyor Erdoğan'ın da. Erdoğan'ın böyle bir niyeti var mı acaba? Yani en azından siz öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Bir, yeni bir Abdülhamit olma, insanların zihninde yeni bir Abdülhamit doğdu, işte bir İslami kahraman doğdu, kahramanımız doğdu gibi bir, beklediğimiz o İslami kahraman doğdu, bir İslamcı kahraman doğdu gibi bir şey. Abdülhamit tabii ilginç bir konu. Çeşitli bakımlardan belki ben hani şu konuşma sırasında aklıma geleydi, Abdülhamid'i örnek olarak vermem de gerekirdi. Çünkü hani bu iki yanlış, birbiriyle çatışan iki yanlış yaklaşım üstünde durmaya çalışıyorum. Abdülhamid de bunun simgesi gibi. Yani bu işte Kızıl Sultan bilmem ne diyen bir kesim. Abdülhamid şeyden sonra, işte II. Mahmut'tan sonra gelmiş geçmiş, zaten fazla padişah yok. Bir şey, adamın bir beyni var dedirtecek. Yani bunu mesela Sultan Reşat için falan çok fazla düşünemiyorsun. Veyahut Vahdettin için falan. Yani bu şeyin, Abdülmecid'in oğulları arasında şahsiyet sahibi, fikriyatı olan vesaire bir adamdır. Ama bunu hiç görmeyip, mesela eğitim hayatının zenginleşmesine yaptığı katkılar son derece önemlidir. Bunların hiç lafı edilmez. Bu laik kesim şey yapmaz. Abdülhamid'in bu tarafı da pozitifti demez. İşte buna karşılıkta Necip Fazıl kalktı. O da Ulu Hakan ideolojisini icat etti. Şimdi o da değil. Yani Abdülhamid ne onun anlattığı Ulu Hakan, ne öbürlerinin anlattığı Kızıl Sultan. Yani her tarihte rol oynamış insana daha sonra gelen insanlar bakar. Şu tarafları olumlu der, bu tarafları olumsuz der falan. Ama yani adamı tanımaya çalışırsın. Yani bizde bir şey gibi, tramvay yolu, ray döşer gibi bir tarih anlayışı döşeniyor. Abdülhamid'di, bilmem neydi falan. Herkes orayın üstünde, ona ne şey verilmişse, rol vermişse, biz ideolojimizde, gerçek tarihte değil, öyle şeyi götürüyoruz. İşte bakıyorsun İngiliz elçisini tokatlayan bir Abdülhamid çıkıyor dizide karşımıza. O adamın başlıca özelliği işte çekingenliği, ihtiyatı, bilmem nesi falan filan. Şimdi Abdülhamid'in bu işte vesveseli deniyor. Yine bir eleştiri olarak yine o adam hayatı vesvese edecek şeylerle geçti. Biz bunu da indirdiler. Yani çok haksız değilmiş. Vesvese şey yapmakta. Bu vesvesesinden ötürü yaptığı gayet negatif bir şey var. Şimdi zaten işte batılılaşma, modernleşme adını ne koyacaksak bunu işte şey Mahmut bir şekilde başlatmış. Onun yanında yetiştiğini söyleyebileceğimiz Mustafa Reşit Paşa işte. Batı'da da okumuş mokumuş gelmiş. Mesela bürokrasi kurmaya çalışıyor. Bilir misiniz Mustafa Reşit Paşa'ya kadar kalemiyeden yetişen devlet memurları devletten maaş almazdı.
Yani şeyin meşhur Fuzuli'nin tekrar ettiğimiz selam verdim rüşvet değildir de yuh almadılar lafı bir uzun boylu bir eleştiri değil, gerçek. Yani Kalemiye'de oturan adamlar gelen insanların işlerine göre onlardan aldıkları rüşvete göre şey yapıyorlar. İş yapıyorlar. Yani başka bir maaşları, başka bir gelir kaynakları yok. İşte maaştı, baremdi, şuydu, buydu, bütün bunları Reşit Paşa yerleştirmeye çalışıyor. Birden yani koca Osmanlı İmparatorluğu'nun 2000 ila 4000 arasında Kalemiye mensubu. Bütün bürokrasiyi bunlar şey yapıyorlar. Ondan sonra iş mülkiye geçiyor. Kalemiye'den mülkiye bu sefer 10 bin, 100 bin bilmem ne devlet memuru falan. Şimdi bu kuruluş sürecinde Abdülhamit her şeyi kendine bağlamak gibi bir şeyi seçmiştir. Çünkü kontrol etmesi lazım her şeyi. Dolayısıyla da bürokrasinin kendi içinde oluşturması gereken nesnel mekanizmaları berhava etmiştir. Ve tabii o memur dediğimiz adam da hayatından korkuyor, bilmem neden korkuyor falan. Sonunda yani burnumu karıştırayım mı falan diye padişaha şey yapabilir, izin, dilekçesi falan verebilir. Her işe müdahale eden bir Abdülhamit. Ha şimdi bu çerçevede baktığımızda galiba gene aynı, benzer bir yerdeyiz. Ben mesela kupon arsa diye bir laf duymamıştım hayatımda. Tayyip Erdoğan benden, bana sormadan, söylemeden kupon arsa vermeyin diye bir laf etti. Oradan haberdar oldum, öyle bir kavram varmış. Ama benim bildiğim cumhurbaşkanlarının işi olmamalı bu kupon mupon dedikleri şey. Her neyse, ama burada bu böyle işliyor. Yani bizim üniversite işte satıldı bugünlerde. Falan alıcıydı, ona satılmadı. Daha çok para veriyordu. Satılma ayrı hikaye de neyse, yani o niye ona satılmadı, niye bu şimdi alanlara satıldı? Şey karar vermiş. Yani. Her şeye karar veren merci karar vermiş. Şimdi böyle bir şey, böyle bir toplumsal yapının istikbali yok bence. Yani bu böyle gider de abim gider gider filan da gidebilir. Ama yani dökülerek gider. Sonunda da şey, hani meşhur bilgisayar fıkrası vardır. Bir, o da bu büyüklüğünde bilgisayar işte her şeye cevap veriyor falan filan. Bir Türk gelmiş de yazıp soruyu soruyorsun, o da koymuş sorusunu, şey bütün bilgisayar gitmiş, herkes merak içinde, ne sordun buna da bu bilgi, ne var ne yok diye sordum demiş. Yani oraya geliyor şimdi de iş, onun için yani şey çöker. Bir aşamada çöker. Bu arada Mehmet Akif de Abdülhamit'ten çok nefret ettiği için, evet, hem Akifçi hem Abdülhamitçi olmak da hakikaten zor bir mesele. İşte yani böyle olunca o zaman hepsini boyamaya başlıyorsun. Yani Abdülhamit seven bir Mehmet Akif çıkıyor, yok işte bilmem ne çıkıyor falan böyle. Olmayan bir tarih çıkıyor karşında. Evet. Galiba var mı? Ben 18. Burum Erden bahsetmenizi, 18. Burum Erden bahsetmenizi ilginç bulmuştum. Orada ilginç bir şekilde Marx da o dönemin analizini yaparken, yani spektrumun tam öbür tarafında kalan, en sağda kalan Tocqueville gibi birisi de benzer aynı dönemi incelerken anşiyanoşimde, o da gücün merkezileşmesini Fransız devriminin asıl etkisi olarak bulur. Evet. Türkiye'de şimdi merkez sağa baktığımız zaman da, sola baktığımız zaman da Erdoğan'ın 16 yıllık dönemini, yani bütün siyasi kariyerini incelediğinde meğer
merkezi, yani gücü elinde toplamakmış amacı en başından beri veya daha sonra değişmiş olabilir ama her şey buna yöneliyormuş. Farklı dönemlerde farklı gruplara güç vermiş olabilir ama sonuç olarak şu an bütün yaptıkları onun mutlaki merkeziyetçiliğine yol açtı. Ve bunun karşısında farklı mücadeleler verilebilir ve siz konuşmanıza ilginç bir şekilde optimist olarak hani önemli olan bizim aramızda nasıl konuştuğumuz, işte farklı kimlikleri kabul etmemiz ve şu an hani liberal sol kesimine de yakın bir tutum görüyoruz ve yani gerçekten bu kadar umutsuz muyuz? Gerçekten yapabileceğimiz tek şey hani birbirimizi kabul etmek, birbirimizle konuşurken işte saygı duymak, sevgi duymak, bu kadar mı yani? Bu kadar mı yok oldu? Bu kadar mı sivil, yani sivil itaatsizliğin bir sonuç verecek olmasını geçtim. Yani herhangi bir organize olma şansımız gerçekten yok. Burada kullandığın biz nedir? Yani şey mi, solcular mı? Liberaller mi? Kim? Gerçek anlamda. Yani bu demokratlar mı? Mutlaki merkeziyetçinin bir şekilde yok olmasını, tabii ki farklı yönlere çekilebilir ama yani buna karşı mücadele. Şimdi bugün esas konumuz kültür, hani işte rejim, siyasi yapılaşma falan, o konulara girmedik ama tabii demokrasi için anlamlı, nasıl olursa anlamlı olur, uzun tartışmalar kaldırır ama anlamlı bir ademi merkeziyet olması şart. Bir desantralizasyon olması şart ama Türkiye'nin siyasi kültüründe hemen hemen hiç olmayan bir şey bu, desantralizasyon. Ama sonunda niye desantralizasyon yok bizde dediğin zaman o sorun da geliyor, bir saygı meselesine dayanıyor. Çünkü yani saygı, karşımızdaki saymak, işte liberali şusu busu, yani birbirimizi saymaktan başka yapacağımız iş yok mu diyorsun. Yani yapacağımız çok iş var ama yapacağımız işleri yapabilir hale gelmek için saygı lazım. Yani burada siyasetten çıkıyorum, daha bir etik falan diyebileceğimiz bir alandan bazı değerleri söylüyorum. O değerler olmadan yaptığın siyaset işte böyle oluyor, bu şimdiye kadar yapılmış siyaset gibi oluyor. Onun için yani şey değil, aynı gerçeklik düzleminde değil bence şey sorduğun. Yani çaresiz miyiz, değil miyiz ile yani saygı duyalım mı, duymayalım mı? Şey değil, aynı şeyin aynı söylemin iki parçası değil gibi geliyor bana. Çaresiz miyiz ayrıca? Yani o soruyu tek başına ele alırsak. Hayır, değiliz bence. Değiliz, yalnız daha çok sıkıntı çekeceğimizi tahmin ediyorum. Yani durum öyle gösteriyor. Çok sıkıntı çekeceğiz ama yani onları çektikten sonra da dünyada yani ender siyasi yaşantı birikimi olan bir toplum haline gelebiliriz. Yani onu da gördük, bunu da gördük, oradan da geçtik, buradan da geçtik. Evet. Yani. Ben şey soracağım, yani ana muhalefet liderinin işte biz biraz başörtüsünü, ama ana muhalefet liderinin işte biz başörtüsünü çok mesele ettik, çok yıllarımızı aldı düşüncesine gelmesi, geldi. Bu bence çok ileri bir düşünce. Tam tersi tarafta işte şu anki siyasi iktidarın da ya biz bu alkol meselesini çok büyüttük ya da işte bu namaz kılma ya da işte bu mutasip kesime çok bir şey yapılıyor gibi bunu çok kullandık düşüncesine gelmesi geldiği zaman bence birçok şey bu ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu sağ kesimin, bu AK Parti'yi savunan kesimlerin o mertebeye gelmesi çok imkansız ki bizi daha çok zor günler bekliyor. Zor günler, yani bir kere bu
kavgaları şey yapmak, geride bırakmak, bir olgunlaşma gerektiriyor. O olgunlaşma her zaman kolay olmayan bir iştir. Ama bu bir genel süreç. Benim demin söylediğim daha çok sıkıntı çekeceğiz lafı. İktidarı tutan ve iktidarı bırakmaya hiç niyeti olmayan kesimlerle, yani mesela şimdiye kadar iyi kötü alıştık iktidarlar seçimle değişiyor. Ya mesela iktidar kaybettim ve ne yapalım, hadi ben gidiyorum kardeşim demiyorsa ne yapacağız? Yani bu işi karakolda bitirmek falan diye bir olay var. Böyle bir şey olmaz Türkiye'de diyemiyorum. O zaman da işte o arkadaşımızın sorduğu gibi o saygıdan arınıp böyle kolektif bir bilinçle bence bunu tarif edebiliriz. Yani bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Yani hani adam ben bu seçimi kabul etmiyorum diyecek. Evet, biz o zaman tamam mı? Hayır. Yani. Ama yani o dediğimiz durum, şimdi mesela belki onun çok mikro düzeyde yani Suriye'ye girmeler bilmem neler falan, böyle bir işte silahlar milahlar konuşuyor. Oraya girildiği zaman yani günübirlik kararlar, şunlar bunlar çok belirleyici olur. Yani uzun vadeli şeyler. Biraz güme gider ve işte yani o siyasi çekişmenin sonucu nasıl şekillenecekse şekillenir. O yani şey değildir, yani kimseyi mutlu edecek bir şey değildir sonuçta. Yani kazanan bile mutlu olmaz. Türkiye'nin kültürü ne olmalı bu çıkış için? Altını çiziyorum, Türkiye Türk değil çünkü sonuçta Ermenimiz var, işte benim gibi Kürt kökenli olanlar var. Sizce Türkiye'nin kültürü ne olmalı ki çıkış yolunu bulabilirim? İşte bu yani en genel şeyiyle demokratik kültür diyelim. Bu şeyleri etnisite ve din mezhep sorunlarını aşmış. Yani bunlar bireylerin şeyidir, kimliğidir. Yahut hem kimliğidir hem aynı zamanda tercihidir. Yani mesela Alevi olarak doğar da insan Sünni olmaya da karar verebilir. Yani, yani değişebilir falan filan. Bunların hepsinin tam bir özgürlük içerisinde bireylerin kararlarına bırakılarak şey çözülmesi gerekir. Dediğim uzman bilgisi, popüler talep. Bu iki şeyin aynı anda birinin öbürünü ezmeden işleyebilmesini sağlayacak kurumlar. Bu da hademekle olacak bir şey değil. Kolay bir şey değil. Tecrübe gerektiriyor falan filan. Yani o kim sonuç olarak bu şeyi denetleyecek ve düzenleyecekse onların bayağı bir deneyim yüklenmeleri gerekiyor bu işleri yapabilmek için. Demokrasi, şimdi Türkiye'yi konuştuk ama bu da tabii bir ayrı bir derya konu. Bence bütün dünyada yani işte bu Trump gibi adamlar yok, Boris Johnson'lar falan, etrafımız garip şeylerle doldu. Şahsiyetlerle temsili demokrasi krizde. Yani eskiden doğrudan demokrasi Venedik kentinde yahut daha antikitede işte Atina kentinde 2500 yurttaş oturup bu sene bilmem zeytinleri ekelim kendileri karar veriyorlar. Sonra olaylar büyüyünce, nicelikler büyüyünce bu böyle doğrudan demokrasi olamaz hale geldi. Temsili demokrasiye geçtik. Bizim için karar verecek temsil. Ve bu bayağı uzun bir zaman sürdü. Şimdi bu siyasi şeyler yarattı. İşte partiler, şunlar, bunlar, teamüller, kurallar,
vesaire ve bunlar gittikçe toplumdan koptu. Şimdi şeyler mesela bana son derece ilginç gelen bir olay, Belçika'da biliyorsunuz hükümet kurulamadı, adamlar bir sene herhangi bir şeyleri eksik olmadan yaşadılar. Ama mesela bunu Türkiye'de yapabilir miydik? Mümkün değil yani. Kim bilir kaç kişi kaç kişiyi gırtlaklardı bu arada. Yani bu siyasi olgunluğa bir şekilde erişmemiz gerekiyor. Ama bugün var olduğumuz şey, sahip olduğumuz teknoloji bize tekrar şeye temsili demokrasiyi aşıp doğrudan demokrasiye gitmenin bir takım maddi imkanlarını veriyor ama biz bunları kullanmıyoruz. Kullanmamamızın birinci nedeni de işte dediğim bu geleneksel olarak kurulmuş ve politikanın sahibi olmuş kesimlerin, profesyonel politikacı, her memlekette var bunlar. Bunların şeyi ve bunlar gitgide kendi toplumlarından kopuyorlar. Mesela Trump gibi bir adamın başkan seçilmesinde, yani Trump'ın kendisine bir ayrıca bir ansiklopedi açmak mümkün ama yani demokratların, işte Clintonların, Hillary'lerin, bilmem nelerin bu toplumun biz politik elitiyiz, biz bilmem neyiz filan demelerinin de şeyi var, etkisi var. Yani Boris Johnson gibi, yani soytarı diyeceğim adama, yani böyle bir adamın ortaya çıkmasını İngiltere'nin bütün o ciddi Tory'lerinin büyük bir payı var. Yani dolayısıyla bu bakımlardan Türkiye bunların da içinde. Ama o da kendi özel şeyleriyle, hem genel sorunları paylaşıyor hem kendi özel şeyleri var. Ama öbür o genel şeylerden de kopamaz. Yani, o, yani farkında olarak veya olmayarak oradan etkileneceğiz bir şekilde. Yani dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir şeye ihtiyacımız var. Bir genel bir demokratikleşmeye ihtiyacımız var. İnsanların yani şimdi o şeyin Boris Johnson'un kampanyasını yapan adam reklamcı birdenbire tesadüfen aklına geliyor işte kontrolü ele geçirmeliyiz filan derken take back control back kelimesini koyuyor şeye. Birdenbire denetimi geri almak diye ifade edilince Britanya İmparatorluğu çıkıyor. İşte Abdülhamit'le filan yapmak istediklerinin başarılı örneği bu. Britanya'daki imparatorluğu tekrardan işte kontrolü geri alan meselesi. Şimdi bu bir yandan karikatürize de edilebilecek siyasi olgunluktan uzak bir şey. Bir yandan büsbütün haksız diyemez. Evet. Çünkü hakikaten o kontrol gitmiş. Yani Avrupa Birliği'nden Britanya'nın Brexit yapmasının ayıptır, ne yapıyorsunuz siz diye bağıralım o adamları. Ama dönüp bir yandan da Avrupa Birliği'ne siz ne hatırlıyorsunuz demek de gerekiyor. Yani, yani dolayısıyla bir şey çok bilinmeyen şeyler değil. Yani Melih'te hayat var mı falan meselesi değil. Yani bayağı demokrasi tarihinden bildiğimiz bir sürü şey ama yapamıyoruz. Bunları yapar hale gelmemiz lazım ve dünya çapında yapar hale gelmemiz lazım. Ve bu arada tabii çevre sorunlarımız var. Sınıf sorunlarımız var. Yani teröristler bilmem ne filan diye onu bunu parmakla göstermek. Yani önce bir paylaşmayı öğrenmesi lazım bu dünyanın. Şey yani Alman şövenizmi, Fransız şövenizmi, refah şövenizmi de var. Vermem refahım, kimseye vermem. Bunlarla olmaz. Yani bunlarla işte böyle bu kadar olur. Yani onun için işimiz zor. Beyefendinin sorusu var. Evet. Şimdi Kemalistlerle İslamcılar yapıyordu konusunda bu kadar benzeşmelerinin temel sebebi ne hocam? Sizce? Irkçılık ortak paydası bu meselede nerede duruyor? Valla şimdi İslamcılar ırkçı olmamalı. Uzun zamanda yani
o tür ideolojilere karşı mücadele verdiler. Ama yani hakikaten bir Tayyip Erdoğan diye bir faktör var. Yani herhalde bunu kabul etmek durumundayız. Tayyip Erdoğan da şimdi işte ırkçılarla bir şey içinde, koalisyon içinde falan filan böyle bir şey gidiyor. Ama Türk milliyetçiliği diye bir genel ideoloji var. İlle ırkçılığa da getirmeden. Yani ben hiçbir milliyetçilikten haz etmem. Ama o yani benim ideolojim, beni ilgilendiren bir şey. İşte birçok insanlara göre milliyetçiliğin daha iyisi, daha medenisi, şusu busu var falan filan. Peki olsun, onu da kabul edelim. Ama yani işte devamlı, yani şu an bir selam diye bir mesele çıktı falan. Yani ne oluyor? Şeyle, militarizmle de iç içe girmiş, kaynaşmış bir ve herkese verilen ilaç bu. Yani başım ağrıyor desen de bunu veriyorlar. Bağırsağım bozuldu desen de bunu veriyorlar. Her şeyin tedavisi burada. Ve bu da büyük ölçüde kabul edilmiş bir şey halinde, bir gerçeklik halinde. Öyle olunca tabii şeyler, yaklaşımlar benzeşmeye başlıyor. Vay işte Kürt düşmandır, ne bilmem nedir falan filan diye. Bir de şey var şimdi sonuçta, yani ben seni vuracağım. Yani Colt tabancayla mı vurayım, Smith Wesson'la mı vurayım? Sonunda vuracağım seni. Yani dolayısıyla şimdi plebisiter de diktatörlük rejiminde mi seni temizleyeyim, yoksa Jacobin bilmem ne rejiminde mi temizleyeyim? Yani sonuçta özellikle de temizlenen adam açısından çok fazla bir farkı yok. Yani sonunda temizleniyorsun yani. Şeyde, rejimlerde mecbur yani, temizleyecekse bunu şeyle yapmayacak yani, pudralayarak yapmayacak işte, ya koltuğa yapacak ya öbürüyle, yani değişen teferruatta kalacak. Yani. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.